Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle paragraf soru teknikleri yapıyoruz. Başlayalım. 1. Kendinden önceki yargının gerekçesi olma. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin gerekçesidir? Dillerin yapısı onu konuşan toplumların yaşam biçimine benzer. Bu nedenle bir dildeki düşünce başka bir dile aktarılınca bütünüyle yansıtılması değişir. Fransızcadan Türkçe'ye aktarılan bir metin ne kadar Türkçeleştirilebilir? Bu bence mümkün değildir. Çünkü yaşantılar birbirine benzemiyor. Bu hayatın temel kuralıdır. Çözüm tekniğine bakalım. Bu tip soruda yanıtı bulmak için çünkü veya zira sözcüklerine odaklanın. Bu sözcüklerden biri hangi seçenekte ise yanıt odur. Beşinci yanıta bakalım. Çünkü yaşantılar birbirine benzemiyor. Onun için cevabımız Diyarbakır. Devam edelim. 2. Kendinden sonraki yargının gerekçesi olma. Bu parçada numaralı cümlelerden hangisi kendinden sonraki cümlenin gerekçesidir? Genç şairlere anlamsızlığı benimsemelerini tavsiye etmem. Zor şiirler yazmak kişiye bir şeyler katmaz. Bu açıdan kime zor şiirler yazacağım diye uğraşmasın. Bu yüzden genç şairlere anlaşılır olmak için uğraşmalarına salık veririm. Şiirin sırrını aynı zamanda anlaşılır olmanın içinde de yakalamaya çalışsınlar ki genç şairlikten kurtulsunlar. Keşke ben de bunu yapabilseydim. Çözüm tekniğine bakalım. Hangi cümlede bu yüzden, bu sebeple, bundan dolayı ve benzeri sözcükler varsa yanıt o cümleden bir önceki cümledir. Parçada bu yüzden, bundan dolayı ve benzeri sözcükler yoksa hangi cümlenin başına bunları ekleyebilirsiniz, yanıt o cümlenin önceki cümlelerde aranmalıdır. Üçüncü cümleye bakalım. Bu açıdan kimse zor işte yazacağım diye uğraşmasın. Gördüğünüz gibi bu açıdan var. Cevap da bu. Burada. Neden sonuç içeren yargılar var? Bu parçada numaralı cümlelerden hangileri arasında neden sonuç anlamı vardır? Bir insan bir başka dili kendine de öğrenebilir elbette. Yeter ki sözcüklerle boğuşmayı onların anlamlarıyla maceraya atılabilecek iradeye taşısın. Eskiler bu iradeyi zorunlu olarak içlerinde taşıyorlardı. Dil kursları geniş kaynaklar olmaksızın dil öğreniyorlardı. Öğrenecekleri dilin eski ustalarını romanlarıyla şiirlerinden başlıyorlardı öğrenmeye. Çünkü başka bir dili öğrenmenin en geçerli yolu o dilin edebiyatını tanımaktır. Çözüm tekniğine bakalım. Bu soru tipinde çünkü, zira, bu yüzden, bu nedenle ve benzeri sözcüklerin geçtiği cümleyi ve o cümleden önce gelen cümleyi cevap olarak kabul etmeliyiz. Bu durumda 4. ve 5. arasında neden sonuç ilişkisi vardır denebilir. Gördüğünüz gibi çünkü buradan var. Öğrenecekleri dilin eski ustaların romanlarında, şiirlerinde başlıyorlardı öğrenmeye. Çünkü neden bu? Sonuçta beşincisi. Çünkü başka bir dili öğrenmenin en geçerli yolu o dilin edebiyatını tanımaktır. Yani ikisinin arasında neden sonuç ilişkisi var. 4. Söz öbeğinde anlam. Bu parçada geçen avazı çıktığı kadar susmak sözüyle anlatmak istenen şeylerden hangisidir? Sina Akyol şiir yaşamına su tadınıyla başladığı günden bu yana daima okurunu da işin içine katmış. Hatta okurunu şiir yapacak boşluklar bırakmaya başlamıştır. Dizelerinde avazı çıktığı kadar tutması bundan, bu tutkunluğu okur için bir sağlatım süreci, aynı zamanda Akyol'u okumak, okuru besleyen, koruyan, düşündüren bir uğraş. Çözüm tekniğine bakalım. Bu tip sorularda ilk yapılacak iş altı çizili sözcüğün geçtiği cümlenin öncesi ve sonrası odaklanmaktır. Parçanın tamamını okumak yerine sadece seçilen ifadenin seçtiği cümlenin kendisi ya da öncesi veya sonrası şifredir. Bu soruda okurunu da işin içine katmış, hatta okurunu şiiri yapacak boşluklar bırakılmaya başlamıştır. Dizelerinde avazı çıktığı kadar tutması bundan, bölümünü okuduğunuzda yanıtı daha çabuk bulursunuz. Bu durumda okuru da işin içine katıyorsa anlamın oluşması için okurun da sorumluluk almasını sağlamaktır. Aynen. A şıkkına bakalım. Anlamı oluşturmada okurun da sorumluluk alması sağlamak. Gördüğünüz gibi avazı çıktığı kadar susmak bunu anlamına getiriyor paragrafta. 5. Cümlede tamamlama. Bu cümlede boş bırakılan yerleri düşüncenin akışına göre şıklarda hangisi sırasıyla getirilmelidir? Bu tip son 20 yılda akıllı teknolojik cihazların ... tasarımları ile ilgili çekici ... stratejileri bu cihazlardan bir önceki sürümlerin değerini kaybetmesine ve çöp ... için potansiyel atık haline gelmesine neden olmaktadır. Bu tip sorulara yanıt ararken boş bırakılan yerlerin öncesi ve sonrası çok önemlidir. Bakın mesela cihazlar ve tasarımlar arasında bir boşluk bırakılmış. Tasarım neyle ilgili peki? Tabii ki gösterişle ilgilidir. Aynı zamanda strateji sözcüğü pazarlamayla ilgilidir.
Çöp sözcüğü de alan sözcüğü ile ilgilidir. Gördüğünüz gibi aşkında hepsi var. Gösterişli pazarlama alanları yerleştirdiğimiz zaman da düzgün bir cümle oluyor. Devam edelim. Altıncı cümle, cümleden kesin yargı çıkarma. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? Türk edebiyatının önemli sanatçılarının Yaşar Kemal'in düşlerine sığınarak hayatı tutunmaya çalışan sokak çocuklarının unutulmamaya mühürlenen hayatı hikayelerinin anlattığı Neredesin Arkadaşım Büyük Usta'nın çocuklarla yaptığı söyleşilerden oluşmaktadır. Çözüm tekniğine bakalım. Bu soru tipinde metinde verilen bilgilerin dışına çıkmadan nesnel bir yaklaşımla soruyu çözmelisiniz. Yani örtülü anlamlar aramayıp metinden nesnel bir bilgi elde etmeliyiz. Bunun için de bu metnin temel konusu nedir diye metne yaklaşınız. Şifre yüklem ve yüklemden önce gelen sözcüklere dikkat edin, hızlanırsınız. A şıkkına bakalım. Neredesin Arkadaşım adlı eser Yaşar Kemal'in sokak çocuklarıyla yaptığı röportajların bir skeç kişi olarak yayınlanmıştır. Gördüğünüz gibi cümlede kesin yargı A şıkkında var. 7. cümle cümlelerde kavramsal yorumlama. Yaşar Kemal'in anlattığı bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Yaşar Kemal'in şiirlerini ikiye ayırarak yarısına eski yarısına yeni demek garip bir hatadır. Bir ruh nasıl hem yeni hem eski olabilir? Özellikle Yahya Kemal gibi kişiliği bilinen bir şairde birbirinde karşıt iki dünya nasıl bir arada yaşayabilir? Herhalde bu yanlışlık onun gazellerini birer taklit olarak görmekten Yahya Kemal'i taklitçi olarak değerlendirmekten ileri geliyor. Belki birçok kişi taklit yapabilir, taklitçi olabilir ama onun bu sınıflandırmaya girmediği kesinlikle doğrudur. O yeni şiir anlayışıyla oluşturduğu gazellerinde Türkçenin lezzetine ve öz şiire tutamış bir şair olarak çıkar karşımızda. Bakalım bizden istediği hangisi yanlış, çözüm tekniğine bakalım. Bu tip sorularda parçayı okumadan önce seçeneklere bakmalısınız. Yani önce seçenek sonra söz konusu cümlede o seçeneğin varlığı aranmaktadır. Çünkü kimi sorulara parça bazen 5 cümleden daha fazla yer verildiği için öğrenci gereksiz yere seçeneklere yer almayan cümleyi de okumak durumunda kalıp vakit kaybedebiliyor. Birinci cümlede şairlere yönelik oluşmuş bir yanılgıdan söz edilmiştir. Hayır, hiçbir yanılgıdan söz etmemiş birinci cümlede. Diğer şıklara da bakarsak hepsi doğru. İstiyorsanız paragraftan bakabilirsiniz. 8. Karşılaştırma ve öneri anlamı. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde hem bir karşılaştırma hem de öneri söz konusudur? Dürüstlü bilgisayar ekranları çarpazlama bir köşeden ters köşeye genellikle 12 ile 20 inç arasında boyutlara sahiptir. Büyük ekranlara çözünürlükleri daha yüksek olduğunda görüntü daha keskin olur. Büyük ekranlar daha çok yer kaplar, daha ağır olur ve pil ömrünü kısaltır. Dürüstlü bilgisayar film izlemek, oyun oynamak veya video izlemek için kullanılır. Temel işlemler için kullanılacak veya sıkça yanınızda taşıyacaksanız daha küçük ve hafif bir ekran tercih etmelisiniz. Çözüm tekniğine bakalım. Soruda karşılaştırma sorulmuşsa daha kadar en ve benzeri kıyaslama anlamı olan sözcüklere odaklanın. Soruda öneri sorulmuşsa cümlelerin yüklemlerine hızlıca baktınız ve yükleme gereklilik anlamı aramalısınız. Dikkat edilirse bu sorunun iki cümlesinde daha sözcüğü kullanılmış ikinci ve beşinci olan sorularda. Bu iki cümlede karşılaştırma olduğunu gösterir ama öneri anlamı dikkat edilirse beşincinin yükleminde vardır tercih etmelisiniz. Beşinciye bakalım. Şurada tercih etmelisiniz. Onun için cevabımız A şıkkı. 5. 9'a bakalım. Çıkarım anlamı. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangilerinde çıkarım yapılmıştır? Bugünlerde bazı eleştirmenler tarafından şiirimizin geçmişe göre gerilediği iddia ediliyor. Günümüzde büyük şairlerin de artık çıkmadığı, insanları derinden etkileyen güçlü şiirlerin de yazılmadığı söyleniyor. Ben bu iddialara ve onun delillerine inanmadığım gibi aslında bakılırsa inanmak da istemiyorum. Fakat bu iddiayı hazırlayan pek çok nedenin sorgulanmasını ve konunun mutlaka aydınlığa kavuşturmasını istiyorum. Aslında roman ve öyküde ortaya çıkan çalışmaların niceliksel artışı düz yazıya ön sıraya taşımışa benziyor. Şiirde ise niceliksel artışın onun niteliğine katkı sağlaması her zaman mümkün olmasına rağmen bu alanda bir gerileme varmış gibi görünüyor. Çözüm tekniğine bakalım. Bir cümlede çıkarım ararken saptamaya bağlı bir yorum yapılıp yapılmadığına odaklanmalısınız. Yani cümlede hem bir saptama olacak hem de buna bağlı bir yorum yapılmış olacak. Cümlede o halde demek ki olmalı ki sonuç olarak öyleyse ve benzeri sözcüklerin yer aldığı
Cümlede kesinlikle çıkarım yapılmıştır. Cümle bu da nokta noktada dığını gösterir şeklinde bir yapıdaysa kesinlikle çıkarım vardır. Buna göre dördüncü cümlede geçen bir niceliksel artış kaplandıktan sonra düz yazıyı ön sıraya taşınmışa benziyor. Yorumu yapılarak çıkarım yapılmıştır. Aynı şekilde beşinci cümlede de saptanan şiirde bir niceliksel artışın sonra bu alanda bir gerileme varmış gibi görünüyor. Çıkarım yapılmış. Onun için cevabımız Edirne. Devam edelim. 10. Anlamca en yakın yargılar. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Bazen bir insan yüzü, bir olay, bir konuşma, bir doğa parçası yıllar önce okuduğum öykülere götürür beni. Bir öykücünün belleğine iz bırakan sessiz bir ayna, anıya dönüşen her şey zamanı geldiğinde yazarını yazmayı zorlar. Öyle öyküler vardır ki ılık okuyuşumda ben de bıraktığı izlenimler nedeniyle onu bir dostu özler gibi özler zaman zaman. Onunla birlikte olmak isterim. Küçük bir ayrıntı belki bir çocuğun bakışı bir kendinden kan burnunu çıkarıp yazarın ayağına sürtünmesi öyküde etkileyici öğeler olarak karşımıza çıkar. Yazarları etkileyen konu sandığında beklemeye bırakılan nice olaylar durumlar bir süre sonra öyküleştirmeyi ister. Öncelikle yapmanız gereken ilk şey her cümlenin konusunu bulmanızdır. Konuyu bulmak için de bu cümlenin neyin sözlüğü ediliyor diye basit bir soruyla yola çıkabilirsiniz. Konuyu bulduktan sonra her cümlenin yüklemine ve yüklemden önce gelen sözlerle odaklanmalısınız. Buna göre cümleler irdelendiğinde ikinci ve dördüncü cümlenin altını çizdiğim yerlerin aynı mesajı verdiği görülecektir. İkinciye bakalım. Bir öykücünün belleğinde iz bırakan sessiz bir anıya dönüşen her şey zaman geldiğinin yazarını yazmaya zorlar. Dördüncü de küçük bir ayrıntı belki çocuğun bakışı bir kedi kan burnunu çıkarıp yazarın ayağını sürtmesi öyküde ikinci öğeler olarak karşımıza çıkar. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı anlamı taşıyor. Devam edelim. 11. Koşul anlamı. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisi koşul anlamı yoktu? Kimi okul kitapları çoğu şiirden soğutan örneklerle doldu. Uyak ve ölçüyle uydurulmuş bir didaktik söz yığınlarının çarpım cetveli gibi ezberleme zorunlu hale getirilirse bunlar iyice sevimsizleşir. Ezberlenen bu tıkırtılı metinler tek doğru çözümü olan matematik problemlerine dönüşürse çocuk şiirden soğur. Bir de şiiri yaşamının dışında bir alan olarak görürlerse duygularını arabesk biçimde anlatmanın başka yolu bulunmayacaklardır. Eğer eğitimde gerekli düzenlemeler yapılmazsa gençler şiirin matematik, kimya ve bilgisayar kadar güzel bir uğraş olduğunu hiç anlamayacaklar. Çözüm tekniğine bakalım. Koşul nedir? Bir durumun gerçekleşmesi için lazım olan şeydir. Bir yargıda koşul ararken ise ancak ama eğer yeter ki gibi sözcüklere odaklanın. Bu parçanın cümleleri hızlı bir şekilde incelendiğinde, ikinci cümlede getirilirse, üçüncü cümlede dönüştüğünde, beşinci cümlede görülürse, beşinci cümlede yapılmazsa çocukların ise şart ikinin kullanıldığı görülecek. Ama birinci cümlede koşul anlamı verecek bir ek ve anlam yoktur. Gördüğünüz gibi kimi okul kitapları çoğu şiirden soğutan örneklerle doludur. Burada hiçbir koşul anlamı yok. Devam edelim. 12 kendinden önceki cümlenin açıklaması olan yargılar. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin açıklamasıdır? Dünyada 7.000 dilin yarısından fazlası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelecek yüzyılda birçoğu da tamamen kaybolacak. Bilim adamları dillerin kaybolmasını hayvanın ve bitki türleri içinde tehlike oluşturacağına saptadı. Buradan yola çıkarak dünyanın biyolojik kişilik haritası ile dillerin dağılım haritasını çıkardı. Bitki ve hayvan türlerinin en zengin olduğu Amazon havzası ve Yeni Gine adasında dil yönünde çeşitliliği görüldü. Bilim adamları bu bölgelerde biyolojik çeşitliliğin nasıl korunacağını bilgisinden dillerin içinde gizli olduğuna inanıyor. Çünkü bu dillerde bitkilerin nasıl ve nerede yetiştiğine, hangi hastalıkları tedavi ettiğine ilişkin pek çok bilgi bulunduğunu ancak bunların birçoğunun yok olan dillere beraber ortadan kalktığını belirtiyor. Çözüm tekniğine bakalım. Bir cümlenin kendinden önce gelen cümlenin açıklaması olabilmesi için o cümlede yani çünkü zira bu nedenle bundan dolayı bu yüzden ve benzeri sözcükler olması gerekir. Buna göre parçaya bakıldığında 6. cümlede çünkü sözcüğünün kullanıldığı görülmektedir. Bakalım çünkü bu dillerde bitkilerin nasıl nerede
ve nerede yetiştiğini, hangi hastalıklarla tedavi ettiklerini gördüğünüz gibi çünkü var. Onun için cevabımız Edirne. Devam edelim. Dolaylı anlatım. Bu parçada numaralı cümlelerden hangisine dolaylı anlatıma yer vermiştir? İlk önce dolaylı anlatım nedir ona bakalım. Bir kimsenin ifadesinin olduğu gibi değil de anlatıcının ifade ediş biçimiyle aktarılmaya dolaylı anlatım denir. Folklor ve beyaz ayılar üzerine belgesel hazırlamak üzere kutuba gidenler mahsur kalmıştı. Ekipteki 3 kişi yoğun uğraşlardan sonra kurtarıldı. Bölgede hava sıcaklığının eksi 20 derece olması kurtarma çalışmalarını güçleştirdi. Kurtarılanlar öncelikle en yakın hastaneye kaldırıldı. Bunlardan biri kilo kaybettiklerini gözlerinin bozulduğu söylendi. Bir cümlenin yükleminde "d"ını söyledi, belirtti, ifade etti, edeceğini söyledi. Aynı şekilde "değindi" göre şeklinde bitiyorsa o cümle dolaylı aktarım vardır. Beşinci cümleye bakalım. Bunlardan biri kilo kaybettiklerini gözlerinin bozulduğunu söyledi. Gördüğünüz gibi söylediği var. Bozulduğunu söyledi. Bunda dolaylı anlatım var. Devam edelim. 14. Öznellik. Bu parçadaki numaralanan cümlelerden hangisinde altıncı sesli sözcük cümleye öznellik anlamı katmıştır? İlçedeki termal tesislerin çoğu kendi kuyularından yararlanıyor. Geri kalanına il özel idaresinin işlettiği kuyulardan su veriliyor. Burası Türkiye'nin en sıcak termal suyuna sahip, topraktan o 93 derecede çıkan suyu mineral açısından çok zengin. Alman Kaplıcalar Birliği'nin raporlarına göre sodyumlu, kalsiyumlu ve klorlu A ve C grubu şifalı sulardan radyoaktifli bileşimiyle içme suyu olarak ya da banyo küllerinde kullanılabiliyor. Romatizmaya, kireçlenmeye ve cilde iyi geldiği söyleniyor. Çözüm tekniğine bakalım. Bir yargıda veya sözde kesinlik yoksa, yani belirsizlik varsa, o yargıda öznellik vardır. Yargıda kesinlik, netlik, tarafsızlık varsa o yargı nesneldir. Şimdi soruya gelirsek. Birinci cümlede geçen çoğu sözcüğünde belirsizlik vardır. İkinci cümlede geçen geri kalanın ifadesi de belirsizlik taşıyor. Çünkü geri kalan ne kadar belirtilmiş, aynı şekilde üçüncü cümlede geçen çok zengin ifadesi de kişiden kişiye değişen belirsiz bir anlam taşıyor. Beşinci cümlede geçen iyi geldiği söylenir ifadesi de bir duyuma bağlı belirsizlik anlamı taşıdığı için öznel bir nitelik taşıyor. Ama dördüncü cümleye geçen radyoaktif bileşim sözü ispatlanan bir nesne bir nitelik taşıyor. Onun için cevabımız cevap hakkı. Devam edelim. 15. Değerlendirme. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisine değerlendirme yapılmamıştır? Günümüzde gerek yazın yapıtları gerekse genel olarak yazın olgusu üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Araştırmanın yazınsal gösterge bilimi alanında gerçekleştirildiği görülmektedir. Ama bu alanda bile ortaya konulan tüm ürünlerin aynı ölçüde başarılı olmadıkları açık. Neredeyse her gün yeni bir örnekle karşılaştırılıyoruz. Her yeni örnek bambaşka bir yönelim çıkarıyor karşımıza. Ama değişik yönelimler içinde en tutarlı, en geçerli yolun hangisi olduğunu belirlemesinin en önemli sorun olduğu da ortada. Çözüm tekniğine bakalım. Yorum yapılan cümlelerde değerlendirme var diyebiliriz. Bir cümlede ama, fakat, oysa, neredeyse, çünkü, yani, bu yüzden, varsa kesinlikle bu cümlede yorum vardır. Değerlendirme nedir? Bir eserin kişinin niteliğinin ve niceliğinin yorum yapılarak belirlenmesidir. Değerlendirme bir ölçüde dayalı olarak yapılır. Değerlendirme olumlu da olumsuz da olabilir. Aynı zamanda değerlendirmede kesinlikle nesnellik yoktur. Değerlendirme bir kişi durum veya ürün üzerine iyi veya kötü yorum yapmaktır. Buna göre üçüncüde geçen ama dördüncüde geçen neredeyse sözcüğü ve beşincide geçen ama sözcüğü yorum içerdiğinden bir değerlendirmenin varlığından söz edilebilir. Ama birinci ve ikinci cümleler nesne saptamalar olduğu için değerlendirme yapılmamıştır. Birinci ve ikinci cümlede değerlendirme olmadığı için cevabımız A. Devam edelim. 16. Olumlu ve olumsuz eleştiri. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinde hem olumlu hem de olumsuz bir eleştiri söz konusudur? Maria Giordano'nun Deney adlı romanı ilk kez dilimize çevrilmesine karşın sinema severler bu isme yabancı değil. Deney ve Des Experiment ardından da Des Experiment adlarıyla iki kez sinemaya uyarlanmıştır. Bu uyarlamalar romanı kadar başarılı değilse de ilki Alman, ikincisi Amerikan yapımı olan her iki filmin de seyircilerinin ilgisini çekmiştir.
Doğrusunu söylemek gerekirse hikayesi o kadar etkileyici ve sinemaya uyarlamaya o kadar elverişli ki bu filmlerin ilgi çekmemesi için yönetmelerin özel bir beceriksizlik göstermeleri gerekliydi. Çünkü deney otorite ve güç arasındaki ilişki iktidarın doğasını ve büyüsünü, hapishanenin işlevini sonuç olarak da insanın karanlık yanlarını sorgulayan bir roman. Çözüm tekniğine bakalım. Eleştiri nedir? Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi tenkittir yani. Dikkat, eleştiri olumlu ya da olumsuz olabilir. Eleştiri de tıpkı değerlendirme gibi mutlaka yorum içerir. Yani eleştirilsel neden de ve kesinlik aranmaz. Bu tip sorularda bir şeyin hem iyi hem kötü özellikleri hangi seçenekte verilmişse ortaya odaklanın, oraya odaklanın. Buna göre üçüncü cümlede geçen romanı kadar başarılı değilse de ilki Alman, ikincisi Amerikan yapımı olan her iki film de seyircilerin ilgisini çekmişti. Yargısı hem olumlu hem de olumsuz eleştiri özelliği göstermekte. Onun için cevabımız üçüncü cümle geçti. 17 içerik. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisi sözü edilen şairin şiirlerinin içeriğiyle ilgilidir? Yaşadığı dönemin şiir anlayışından uzaklaşarak uçlarda dolaşan alışılmadık bağlaştırmaları ve imgeleriyle zaman zaman bilinen söylemin dışına taşan şair sürekli yenilikler peşinde koşmuştur. Karşılaştığı insanın durumlarına ve yeni duygu ve anlamlar yükleyerek onları yeniden yazmıştır. Şiirlerini oluştururken boş alanlar bırakmış, uzun dilleri kırmıştır. Şiirde bir yenilik gerçekleştirmek için dilin yerleşik söz değerlerini olduğu gibi kullanmaktan kaçınmış, dili yeniden kurmaya yönelmiştir. Şiirlerin çoğunluğa çok anlamlı sözcükler kullanarak değişik çağrışımlar uyandırmıştır. Sözün tekniğine bakalım. Konu içerik nedir? Konu bir cümlede ele alınan, işlenen olay kişi nesnedir. Karşılaştığı insanlık durumları şairin şiirlerinin konusu yani içeriğidir. İkinci cümlede karşılaştığı insanlık durumlarına yeni duygu ve anlamlar yükleyerek onları yeniden yazmıştır. Gördüğünüz gibi sözü edilen şairin şiirleri içeriğiyle ilgilidir. Cevabımız bursa. 18 öngörü. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinde öngörü söz konusudur? Rusya'nın yaz saatinde kalmaya devam ederek saatlerini geri alınmayacağını devlet başkanı Dimitri tarafından Mart ayında açıklanmıştı. Bu yüzden Rusya'da saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Medvedev'in söz konusu kararı alırken Rusların saat değişimi sebebiyle yaşadıkları strese engel olmak amacıyla hareket ettiği bildiriliyor. Ülkede saat değişikliğinin yapıldığı dönemlerde intihar olanının artış yaşandığı yönünde uzman görüşler de yaygın. Ayrıca ülkede yaz saatleri uygulanmasından çıkarılması sebebiyle uluslararası bağlantıları bulunan iş kollarının sıkıntı yaşanabileceği de dikkat çekiliyor. Çözüm tekniğine bakalım. Öngörü nedir? Bir işin ilerisini kestirmeye veya bir işin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilme ve ona göre davranma, bir olay, durum ya da sonucu henüz gerçekleşmeden sağduyusal ya da sezgisel ipuçlarına dayanarak önceden kesiştirme yeteneğini tahmin diyebiliriz buna. Şifre öngörü anlamı için hızlıca yüklemelere ve elemtilere bakın, hangisinde gelecek zaman eki varsa o cümleye yoğunlaşın. Dikkat! Ön yargıda duygusallık var ama öngörüde akıl yürüterek bir ipucu kullanarak gelecekte ne olacağını tahmin etme anlamı vardır. Bu bilgilere göre cümleler irdelendiğinde yanıtın 5. cümle olduğu görülecektir. Bu cümlede bulunan iş kollarında sıkıntılar yaşanabileceğini ifadesi bir işin ilerisine yönelik bir kestirmedir. Onun için cevabımız 5. cümle E şıkkı. 19. Varsayım. Bu parçada numaralı cümlelerin hangilerinde varsayım ağır basmaktadır? Bütün sınavları üstün başarıyla geçmiş, ancak bir kere bile denize açılmamış bir kaptan düşünelim. Bu kaptanın denizde bir fırtınaya yakalandığını varsayalım. Ne yapması gerektiğini elbet biliyordur. Ama bir denizcinin gecenin karanlığında yıldızlar gözden kaybolduğunda nasıl bir korkuya kapılacağını bilemez. Bir kaptanın eliyle tuttuğu dümenin azgın dalgalar karşısında küçücük bir oyuncağa dönüştüğünü hissettiğinde içine düştüğü acizliğe azgın böyle bir anda hesap yapmaya çalışırken kanın beynine nasıl sıçradığını anlayamaz. Kısacası bilgi sahibi
kişinin bilgisini uygulamak zorunda kaldığını, ne yapması gerektiğini ilişki bir fikri yoktur. Çözüm tekniğine bakalım. Varsayım nedir? Olmamış, gerçekleşmemiş durumları olmuş gibi kabul etmektir. Varsayım. Şifre, varsayım için diyelim ki tut ki farz edelim. Öyle kabul edelim, dığını düşünelim gibi sözlerle odaklanın. Bunun seçenekleri incelediğinde birinci cümlede geçen düşünelim ve ikinci cümlede geçen varsayalım sözcükleri varsayımın şifresidir. Onun için cevabımız birinci ve ikinci cümle A şıkkı. Küçümseme 20. Bu paketteki numaralanmış cümlelerin hangisinde küçümseme söz konusudur? Telefona not alır gibi şiir yazılırsa ortaya çıkan ürünün kalitesi de bu kadar olur. Bu şiirlerde kimi okurun dikkatini soru cümlelerinin fazlalığı çekecektir. Öykülerin türün klasik özelliklerinden ayırdığı nokta da işte bu. Bunlar da elbette ki bir olguyu, bir karakteri, bir yaşam dilimini, bazı etkileşimleri anlatıyor. Ama bu karakterler genellikle bunları kendilerine sordukları sorular üzerinde hayatı geçiriyor. Okuma tamamlandığında okur ya sorunların yanıtlarını seziyor ya da tamamen gereksiz olduklarını anlıyor ve yeni bir soruyla karşılaşıyor. Çözüm tekniği, küçümseme neden? Herhangi bir şeye değer ve önem vermemek, o şeyi küçük görmek. Buna göre birinci cümleye bakıldığında söz konusu şiirlerin pek beğenilmediği ve değer görmediği anlaşılacaktır. Dikkat! Azımsama ve küçümseme kavramları aynı anlamına gelmez. Azımsama nedir? Bir şeyin umulduğundan az olduğu yargısına varmak, az görmek ve az bulmak. Birinci cümlede gördüğünüz gibi telefona not alır gibi şiir yazılırsa ortaya çıkan ürünün kalitesi de bu kadar olur. Gördüğünüz gibi telefona not alır gibi şiir yazılırsa, yani şiirin ne kadar önemli olduğunu ve küçümsememe gerektiğini söylüyor. Cevabımız açık. 21. Hayıflanma, kanıksanma ve yadırgama. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisi ayraç içinde verilen anlamı içermektedir? İlk önce hayıflanma nedir? Acımak, üzülmek, yerinmek, esef etmekti, kaybedilen bir fırsat için üzülmek demek. Kanıksama nedir? Çok tekrarlanma, sebebiyle etkilenmez olmak, alışmak, bıkkınlık getirmek, utanmaktır. Yadırgama, herhangi bir kişiyi veya o kişinin davranışını tuhaf görme, o davranışa alışkın olmamak. Gereklilik, lazım olma durumudur. Zorunlulukla bir işi mecbur olma durumudur. Bu bilgiye göre soru incelendiğinde birinci cümlede geçen ifadenin zorunluluk anlamı olmadığı, taşımadığı görülecektir. Yıllardır evin tüm işlerinde sorumlu olan, bize her zaman koşullara destek olan kişiydi annem. Burada zorunluluk içermiyor. Onun için cevabımız açtı. İstiyorsanız diğer durdurup diğer şıklara da bakabilirsiniz. Devam edelim. 22. Uyarı anlamı. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde uyarı söz konusudur? Uyarı nedir? İlk önce ona bakalım. Belirlenmiş kurallara uyulmadığında yapılan tembihe denir. Kuruluşumuz baş döndürücü bir hızla gelişmesini sürdürüyor. 1950'li yıllarda yola çıkan kuruluşumuz bugün ülkenin her bölgesinde şubelerini bulunan dev bir işletme durumunda. Önümüzdeki yıllarda yeni katılımlara kuruluşumuzun yapısında köklü değişimler gerçekleşecek. Dolayısıyla etkinlik alanlarımız da değişip artacak. Bu nedenle yeni işletme planımızı hazırlayacak kişilerin söz konusu gelişim ve değişimleri göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Şifre, bir yargıda uyarı anlamının varlığı için sakınması gerekiyor sözcüklerine odaklanın. Uyarı anlamı için ilk yapacağınız şey yüklemlere göre odaklanmaktır. Buna göre parça incelediğinde son cümlenin yükleminde geçen göz önünde bulundurmaları gerekiyor yargısında uyarı anlamı vardır. Bulundurmaları gerekiyor. Gördüğünüz gibi cevabımız 5. cümle E şıkkı. 23. Tartışma. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? İlk önce tartışma nedir ona bakalım. Bir parçada kişisel düşünceler sorularak okuru benimsetiyorsa o parçada kullanılan anlatım biçimi tartışmadır. Bu parçada dikkat edilirse kişisel fikirler sorularak benimsetilmesiyle çalışıldığı için kullanılan anlatım biçimi tartışmadır. Öykünün amacı ne olmalıdır? Bir olayı uzunca bir süreye yayarak anlatmak mı? Bu roman görevi değil mi? Peki hayat dair dersler mi vermektir? Bence öykü kalem nereye ilerlerse oraya giden türdür. Sokağa, eve, çarşıya, denize, bakkala nereye isterse oraya gitmelidir.
Ama sözü uzatmamak şartıyla yol alan dört öykü. Gördüğünüz gibi soruda hep tartışma var. Devam edelim. 24 açıklama. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki hangisi ağır basmaktadır? Açıklama nedir? İlk önce ona bakalım. Bir parçada okura bir konu hakkında aydınlatıcı nesnel bilgiler veriyorsa o parçada kullanılan anlatım biçimi açıklamadır. Bu parçada Ortaköy Camii hakkında bilgiler verildiğinde açıklama anlatım biçimine başvurulmuştur. Ortaköy Camisi Sultan Abdülmecit tarafından 1853 yılında yapılmıştır. Oldukça zarif bir yapı olan cami barok üslubundadır. Boğaziçi'nin en güzel yerindedir. Cami harem ve hünkâr yapmak üzere iki kısımdan oluşur. Geniş ve yüksek pencereleri boğazın değişen ışıklarını caminin içine toplayacak biçimde düzenlenmiştir. Merdivenle çıkılan yapının tek şerifli ve iki minaresi vardır. Duvarları beyaz kesme taştan yapılmıştır. Tek kubbenin duvarları da pembe mozaiklerdendir. Mihrap ve mozaik mermerlerinde minber ise somaki kaplı mermerden yapılmıştır. Gördüğünüz gibi Ortaköy Camisi hakkında bilgiler verilmiştir. Cevabımız onun için açıklama aç. Betimleme, ilk önce betimleme nedir ona bakalım. Betimlemede anlatıcı cansız ve canlı varlıkları anlatırken onları birbirinden ayırarak özgün nitelerini bulmaya, göstermeye çalışır. Bunun için gözlem gücüyle birlikte beş duyunu kullanır, ayrıntıları bu yola seçer. O hiçbir yanıyla öteki çarşı esnafına benzemezdi. Başındaki şapkası tertemiz, gömleği, kravatı ve ütülü pantolonuyla çok temiz bir insan izlenimi verirdi. Kuşları daima iki iri uzatma işareti gibi hayretle kalkmış olurdu. Burnunun ucuna doğru yerleştirildiği teneke çerçeveli gözlüğünün üstünde bakan kahverengi gözlerinin kendini masal dünyasına kaptırmış çocukların bakışlarındaki duru hayranlık ışıldardı. Gördüğünüz gibi gözünüzü kapattığınızda bunu okuduğunuzda aklınıza direkt metinlerine gelecek. Cevabımız diğer bakın. 26 öyküleme. Bu parçanın anlatımıyla aşağıda hangisi verilerden yararlanılmıştır? Öyküleme nedir ona bakalım. Varlıklarının durumlarını ve başarılarından geçenleri yer, zaman, kişi göstererek anlatılan parçalar öykülemedir. Sofraya hep birlikte oturduk. Tahtadan yuvarlak bir sofrasına ayaklarımızı altımıza alıp yan oturarak yaklaşırdık. Toprağı örtüsünü dillerimizin üzerine çekerdi. Babam bağdaş kurarak baş köşede otururdu. Beni sağına, kız kardeşimi de soluna alırdı. Karşısına da annem otururdu. Babam yemeğe başlamadan içimizden biri yanılıp da yemeğe uzanacak olursa hiç acımadan karşılığını tersini uzanan elin sırtına indirirdi. Bir parçada öyküleme varsa ve seçenekler ikili verilmişse öykülemeyle beraber genellikle betimlemeyi düşünmelisiniz. Bu parçada hem varlıklar özellikleri verilmiş hem de varlıkların belli bir zamandaki durumları anlattığı için parçada ağır basan öyküleme ve betimlemedir. Yani açıkçası. 27 tanımlama. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisi tanımsal bir nitelik taşımaktadır? Tanım nedir? Bir kavramın ne olduğunu belirlemeye denir. Tanım neye denir ve nedir sorularının yanıtıdır. Sevgi sonsuzluk kapılarını açan bir anahtardır. Sokak şairlerinin yalnızlıklarını paylaştığı imgeye denir. Gördüğünüz gibi sevgi ve sokak neye ya da nedir sorularını sorduğumuzda bunların cevabını veriyor. Bir paragrafımıza bakalım. Bilinç akışı yönetimi öykü ve romanlarında karakterlerin geçmişe ve bugüne ilişkin duygu, düşünce ve anılarının aktarılmasında kullanılan bir tekniktir. Söz konusu duygu ve düşüncelerin hiçbir denetim ya da sınırlama olmaksızın olanca doğallığıyla aktarılması anlatıya zenginleştirir. Bu teknikte yazar okura kendi duygularını anlayabilmeye olanağı sunar. Bir başka anlatımıyla okurun gerçeği farklı boyutlarda görmesini sağlar. Böylece yazar yüzeysel olanın anlamıyla yetinmeyerek yarattığı kahramanların üç dünyalarına da yansıttığı için anlatımın derinliği kazandırmış olur. Şifre, tanımsal nitelik için hızlıca yükleme nedir, neye denir sorularını sormalısınız. Hangi cümlenin yüklemi bu sorunun yanıtını verirse yanıt o cümledir. Buna göre yanıtın birinci cümle olduğu anlaşılacaktır. Birinci cümlede bakalım. Bir tekniktir nedir? Ne tekniktir yani? Birinci akışı yöntemi, öykü ve romanlarında karakterlerin gördüğünüz gibi direkt aşkının cevabı olduğunu yani birinci cümlenin bir tanımlama olduğunu görürsünüz. Devam edelim. 28 örnekleme.
Bu parçanın malzemeleri hangisi kendisinden önceki diğer bir örneklemektedir? Örnekleme nedir? İlk önce ona bakalım. Ortaya atılan bir düşünceyi saptamayı, çıkarımı desteklemek için başvurulan yol yöntemdir. Bir, bütün büyük ressamlar adlı bilinmeyen ressamlarla birlikte önce böyle bir çalışma içine girerler. Fakat ressam sanatında yaptıkları üstüne konuşulan ressamlar daha çok tek başına çalışan ressamlardır. Hiçbir ressam başkasıyla çalışarak büyümemiştir. Van Gogh, Monet, Picasso ve Rembrandt böyle yetişti. Bu sanatçıların boya ve fırçalar kullanımındaki teknikleri birinin Van Gogh, birinin Monet olmasını sağlanmıştır. Bir sözün örnekleme olup olmadığını anlamak için o sözün başında örnek olarak, örneğin, misal olarak gibi sözlerin bulunması gerekir. Bunlar yoksa hangi cümlenin başına bu sözleri ekleyebiliyorsanız yanıt olur. Bu bilgi uyarılara göre parça incelerinde 3. cümlede bir iddianın var olduğu, 5. cümlede de örnekleme yapıldığı görülecektir. 5. cümleye bakalım, bu sanatçıların boya ve fırça kullanımındaki teknikleri birinin Van Gogh, birinin Monet olmasını sağlamıştır. Gördüğünüz gibi burada örnekleme yapmış. 13. cevabımız 4. yani D şıkkı. 29. Alıntılama. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde alıntı yapılmıştır? Yaşı 60'ın üzerinde olan Alaaddin Bey aslen Ordulu ama 1961'den beri Heybeliada'da yaşıyordu. Bu da adanın yerlisi sayılmak için yeterli bir süre. Kendisi ve ailesi adalı olmaktan mutluluk duyuyor ve burayı çok seviyor. Alaaddin Bey adayı İstanbul'un bir parçası olarak görmüyor. İstanbul'a gidince korkarım kalabalıktan, trafikten tedirgin olurum diyor. Alıntılama nedir? Yazıya güç vermek alanında uzman birinin sözünü yazıda kullanmaya denir. Bir parçada alıntı olması için dedi diyor dedi şeklinde olduğu gibi başkasına ait sözler yüklemden virgüle ayrılacak ya da başkasına ait sözler tırnak içinde aktarılmaktadır. Kişi kişinin sözü dedi. Buna göre parçanın son cümlesinde alıntı yapıldığı görülecektir. Beşinci cümleye bakalım. İstanbul'a gidince korkarım kalabalıktan, trafikten tedirgin olurum diyor. Gördüğünüz gibi cevabımız Edirne. 30 yalınlık. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinde yalın bir anlatım söz konusudur? Servet-i Fünun'un temsilcileri içinde Tevfik Fikret'ten sonra en büyük şair olarak nitelendirilen Cenap-ı Şahabettin ile okul kitaplarında ilk karşılaşmam hançer gibi keskin bir Erzurum kışına rastlar. Zaten büyük bir çoğunluğumuz şair ve yazarlara ancak okul kitaplarında tanışmışızdır. Ne gariptir ki o büyük şairin o büyük şiiriyle Erzurum'un kan donduran, kasıp kavuran, soğuğu yüzünden bir türlü ısınmayan sınıfını tanışınca içim ısınmıştı. Şiir sevenler bilir, şiir insanın içini ısıtır. Yerine göre serinletir, düşüncelerinin ağırlığından kurtarır, alır götürür. İnsanları bir yerlere gönlünün elinden tutarak Eflahını Şitta o soğuk kış mevsiminde yatılı okulda yalnızlığının ve özlemlerinin üzerine örtülen sıcacık bir battaniye etkisi yaratmıştır. Çözüm tekniğine bakalım. Şifre bir anlatımda söz sanatı varsa, yani kısacası mecazı bir anlatıma vurulmuşsa yalınlık yoktur. Eğer söz sanatı veya mecaz yoksa yalınlık vardır. Buna göre birinci cümlede geçen hançer gibi Erzurum kışı sözü mecazdır. Üçüncü cümlede geçen kan donduran soğuk sözü mecazdır. Dördüncü cümlede geçen şiir insanın içini ısıtır mecazdır. Beşinci cümlede geçen Erhan Şartı'nın battaniye etkisi yaratması mecazdır. Ama ikinci cümlede hiçbir mecazlık yok, yalınlık var. Cevabımız Bursa. 31 anlatım tekniği niteliği pardon. İlk önce çözüm tekniğine bakalım. Önce bazı kavramları açıklayalım. Özlülük, az sözlükle çok ve derin bir kavramı anlatma sanatı. Akıcılık anlamca apaçık ve pürüzsüz olup sözcüklerinde, tümcelerinde en küçük ses kakışması bulunmayan ve hiçbir engele uğramadan akıp giden anlatımdır. Doğallık, düşüncelerin, duyguların, imgelerin yapmacıktan, bezekten uzak olarak anlatılması. Duruluk anlatımı gereksiz sözcüklerle ve eklerden arındırmasıdır. Paragrafa bakalım. Edebiyatta düşüncelerin ardından bir düşünce daha olması, onun ardına gene bir düşünce olması iyidir.
Böyle olmazsa edebiyat bir plastik masaya benzer. Dümdüz olur. Oysa bir tahta masaya benzemesi gerekir. Tahtanın altındaki başka bir damarlar başka biçimde görünmeler vardı. Tahtanın derinine indikçe insan başka bir biçime rastlar. Gördüğünüz gibi anlatım yoğunluğu var. Şifreye de bakalım. Parça düşünce derinliği varsa söz konusu edilen anlam yoğunluğudur. Cevabımız burada. 32 duruluk. Aşağıdaki cümleden hangisi duru bir cümle değildir? Şifremize bakalım. Bir cümlede gereksiz ek ve sözcük kullanılmışsa duruluk bozulur. Buna göre B seçeneğinde geçen ağırlıktaki sözcüğü gereksiz kullanılmıştır. Çünkü cümlede zaten ağırlık anlamı taşıyan tonluk sözcüğü kullanılmıştır. Bakalım 1100 tonluk ağırlıktaki gemi Kilyos sahilinde karaya oturdu. Gördüğünüz gibi hem 1100 tonluk var hem de ağırlıktaki var. Gereksiz cümle olmuş. Yani duruluktan uzaklaşmış cevabımız burada. İstiyorsanız diğer açıklarda bakabilirsiniz. 33 genel yargı. Bu parçada anlatılmak istenenini içeren en genel yargı numaralı cümlenin hangisidir? Türk usulü batıya hiç benzemeyen bir topluluktur. Anadolu insanının tarihi batıların tarihlerinin geçtiği aşamalarından geçmemiştir. Bu nedenle insanların olaylar karşısındaki davranışları iç dünyaya açtığı vuruşları batı insanının hiç benzemez. Bu açıdan bakılırsa Türk romanının gerek biçim bakımından Batı romanının farklı özellikle taşıması kaçınılmazdır. Bu gerçeğin eleştirmenlerce göz ardı edilmesi gerekir. Şifreye bakalım. Bir parçanın ana düşüncesi, bir parçada konuşulan kişinin iddiasıdır. Hangi cümlede yazarın asıl iddiası varsa yanıt o cümledir. Bu parçada konuşan kişi Türk romanı ve Batı romanı öz ve biçim bakımından tümüyle farklı iddiasındadır. Yani cevabımız Diyarbakır 4. cümle. 34. Ana düşünce. Bu parçaya göre bir yazardan beklenen aşağıdakilerden hangisidir? Ben edebiyat türleri arasında ayrım yapmayı sevmem. Roman, öykü, anı, deneme hepsi aynı kapıya çıkar. Eninde sonunda hepsi bir anlatı değil mi? Ha yaşananını anlatmışsın, ha düşüneni. Önemli olan anlattığın şeyin okurun ilgisini çekmesi. Onun yaşamını zenginleştirmesidir. Bunu başarabiliyor musun? İşte hangi türü seçilirse seçsin, bir yazarın başarması gereken şey budur. Çözüm tekniğine bakalım. Şifre bir parçada yönlendirici sözcükler varsa sözcüklerin yer aldığı cümlelerde odaklanmalısınız. Önemli olan o halde işte bu yüzden başka bir deyişle demek ki öyleyse bu açıdan bakılırsa dikkat ederseniz bu parçada önemli olan sözcüğünün geçtiği bir bölüm var. İşte sorunun yanıtı tam da bu cümlenin geçtiği yerdedir. Önemli olan anlattığın şeyin okurun ilgisini çekmesi, onun yaşamını zenginleştirmesidir. Okuyucu etkileyecek nitelikte yapıtlar vermesi, okurun ilgisini çeken aynı zamanda okuru da etkiler. Onun için cevabımız C şıkkı. Devam edelim. 5. Konu. Bu parçada ada halkının hangi yönü üzerinde durulmaktadır? Bu adada hiç kimse parmağını bile oynatmıyor. Öyle ki keklik ada çayı gibi dağlarda yetişen otları ya da ağaçlardaki incirleri bile zahmet edip toplamıyorlar. Balıkçılıktan söz açıldığında ise kendi köylerine tutacak balık kalmadığından tüm balıkların karşı köylerde olduğundan yakınıyorlar. Ellerinin bahçesine yetiştirebilecekleri devrelerden tutun da su gibi en gerekli maddeleri değin hemen her şey 8 saat ötedeki bir başka adadan geliyor. Çözüm tekniğine bakalım. Bu tür sorularda giriş cümlesine odaklanın. Sonu cümlesine odaklanın, yönlendirici sözcüklere odaklanın. Önemli olan işte bu yüzden, oysa, ama, çünkü açıkçası işin temelinde bana kalırsa yeter ki, ancak kısacası öyleyse o halde demek ki denilebilir ki, bence tam tersine bu açıdan bakılırsa öyle ki, dikkat edilirse giriş cümlesi ve öyle ki ile başlayan cümleyi okuyup tamamlandırdığınızda ada halkının ellerinde olanakları kalmayan kişilere oldukları açıkça görülecektir. Onun için cevabımız ellerindeki olanakları kullanmamaları. Cevabımız E şıkkı. Devam edelim. O sattı değinilen yargı bu parçada tortularla ilgili açıklıkta hangisine değinilmemiştir? Tortular dünyanın destansı şiirleri gibidir. Onlarla ilgili yeterli bilgiye eriştiğimizde belki de dünyanın bütün tarihini onların öğrenmiş olacağız. Çünkü tortular onları oluşturan maddelerinin doğasıyla ve onları art arda yayılmış katmanlarıyla düzenliyle yeryüzünde olup biten şeyleri yansıtırlar. Dünyanın geçmişte çarpıcı olarak nitelenen ya da felakete getiren her şey tortularda iller bırakmıştır. Yanadarların, lavların, buzulların ilerlemesi ve geri çekilmesi,
çöl bölgelerinin yakıcı kuraklığı sellerini alıp götüren yakıcıdır. Çözüm tekniğine bakalım. Şifre bu tip sorularda sözü edilen en belirleyici özelliğine odaklanın. Bu parçada tortularını sözü edilmiş. Yönlendirici sözcüklerde odaklanın. Önemli olan işte bu yüzden, oysa, ama, çünkü açıkçası işin temelinde bana kalırsa yeter ki, ancak kısacası öyleyse, o halde demek ki denilebilir ki. Bence tam tersine bu açıdan bakılırsa öyle ki. Dikkat ederseniz parçada yönlendirici sözcük olarak çünkü sözcüğü parçada kullanılmış, cevap da işte bu cümledir. Çünkü tortular onların oluşturulan maddelerin doğasıyla ve onların art arda yığılmış katmanlarının düzeniyle yeryüzünde olup biten şeyleri yansıtırlar. Bu cümleyi en seçeneğiyle okuduğumuzda cevap çok iyi anlaşılacaktır. Yeryüzünde olup biten birçok şeyi yansıtıyorlarsa incelemelerde birçok bilgiye ulaşabileceği anlaşılabilecektir. Değinilen yargı E şıkkındadır. Otsidi değinilmeyen yargı, bu parçada sözü edilen yazarlar ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Yıllarda dergilerde öykü ve yazılarıyla yer almacasına karşın yazdıklarının kitaplaşmasını uzun süre bekleyen bir yazar, iyi bir yazar olmanın öncelikle iyi bir bekleyici olmaktan geçtiğini bilen biri, bu kitabın kapak tasarımı kusursuz yetkin bir dile özenle insanın dünyasına eğilen başkalarının görmezlikten geldiği kalıp yaralarını şefkatli bir elin dokunuşu gibi işleyen dostluğu, sevgiyi insanı bir anda mutlu eden küçük ayrıntılarıyla kendini has üslubuyla anlatan bir yapıt. Bu ünlü okuyucu kitabı uzun süre elinden bırakmayacağı gibi bir zaman diliminde sürüklüyor. Sıradan insanların hayatlarındaki sıradan sorunları, yaşamsal kaygıları öykülerine taşırken sanatlı süslü söyleşilerden uzak duruyor. Şimdi çözüm tekniğine bakalım bir önce. Bu tür soruları çözerken baştan ve son ikişer cümleyi birleştirip iki anlam elde edilen seçeneklerden bulduklarınızı elemeye başlayın. Mesela bu soruda sadece son cümleyi bile anlasanız D şıkkıyla geliştiğini görürdünüz. Çünkü yalın anlatımda yoğunluk olması dikkat, yoğun anlatım mecazlı ve süslü anlatımdır. Amayanlık süslü ve sade anlatımdır. E şıkkında anlatımda yoğunluğu yeğlediğine söylemiş ama öyle bir şey yok. Onun için cevabımız yer var. 18 parçadan cümle çıkarma. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisini çıkarırsa parçanın anlamında bir daralma olmaz diyor. Sinir kodu beyninin işlenmiş duygusal verileri algılayan anılarla, kararlarla ve anlamlara dönüştürmesine yardımcı olan yazılım algoritma ya da yasalar dizisidir. Nörobilimciler beyninin gizli dili olan sinir kodunu hiçbir zaman insanların düşüncelerini izinsiz okumaya yetecek kadar çözümleyeceklerine inanıyorum. Bu kod tam anlamıyla çözülebilseydi prensipte bilimciler zihni hassas bir doğrulukla izleyebilir, yönlendirebilirdi. Bir şüphelinin zihnini taranarak geçmiş tuşlara dair anılar ve geleceğe dair planlar alıştırabilirdi. Tüm beyinler belli bir takım genel prensiplerle göre işlese de her insanın kendi geçmişiyle şekillenmiş olan sinir kodu kişiye özel yapıdadır. Beyinlerimizin çalışma ilkeleri ortak olsa da benim aşk, savaş ya da bilgisayar kavramını oluşturan kalıplarla sinirler birbirinden farklıdır ve kişiye hastır. Çözüm tekniğine bakalım. Bir cümlenin parçadan atılabilmesi için o cümleye anlamca paralel, yani aynı olan bir cümle varsa parçadan atılabilir. O cümle parçada geliştirilen konu ve ana düşünceyle ilgili değilse atılabilir. Ama bu tür sorularda aynı anlama gelen iki cümlenin birbirine anlatılması ilişkin soru sorulur. Şifre seçeneklerinde verilmeyen cümlenin eş anlamlısı bulmalıyız. Bakın 6. cümle parçada yazılmamasına rağmen seçeneklerde yer almamış. O halde 6. cümlenin eş anlamlısı parçada bulmalısınız. Bu da genellikle cümlenin öncesi ve sonrasındadır. 5. cümleye bakalım. Tüm 5. cümleye bakalım. Tüm beyinler belli bir takım genel prensiplere göre işlese de her insan kendi geçmişiyle şekillenmiş olan sinir kodu kişiye özel yapıdadır. 6. cümlede de gene aynı şeyi yazmış. Onun için cevabımız edinece 5. cümle. 39. o şeyimize gelen parçaya cümleye dahil edilmesi. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde sonra düşüncenin akışına uygun olarak bu konudaki yeteneklerini göstermek için tanrı figürleri ve spor etkinliğinde bulunan ünlü erkek figürlerini özellikle gladiyatörü kullandılar cümlesi getirilebilir. Yunanlılar insanların vücudunu tasvir etme konusunda hayranlık uyandıran bir ölçü ortaya koydular. Klasik dönem heykeltıraşları insan vücudunu gerek gerçekçi ve doğal görünüşüyle betimleme sanatını mükemmel hale getirdiler.
Bu dönem heykelleri güzellik ve durağanlıklarıyla dikkat çekiyordu. Zaman yüz ifadelerini ve duyguları göstermeye konusunda maharet kazandılar ve ünlü insanların tanınabilir portresini yapmaya başladılar. Arkaik dönemde ise basit geleneksel tarzda ve Mısır sanatını taklit ederek heykellerini oluşturdular. Bu heykellerdeki figürler sol bacak önde, kollar iki yanda olmak üzere ayakta dimdik durur halde yüzde hafif bir tebessümle betimlendiler. Çözüm tekniğine bakalım. Bu tür soruları yerini bulma tekniğiyle çözebilirsiniz. Bu tekniğe göre soru kökünde verilen cümlenin içinde bir şifre seçiliyor. Bu şifrenin geçtiği cümle aranıp cevap kabul ediliyor. Bu da soruda şifre, bu konu ve ünlü erkek figürleri. Parçaya göz attığımızda dördüncü cümlede konusunda ve ünlü insanların tanınabilir portrelerinin güzelliklerini anlatıldığında görüyoruz. Bu durumda soru kökünde verilen cümle dördüncü cümleden sonra okunabilir demektir. Yani onun için cevabımız yer bakır. Kırk paragraf düzenleme. Bu parçada numaralı cümlelerin hangilerini yerleri değiştirilirse parçada anlatım akışı sağlanmış olur diyor. Araştırmacılar lityum iyon piyolarının gelişmesini nanoteknolojiden yararlanmaya çalışıyor. Bu çalışmada dizüstü bilgisayar ve cep telefonu gibi çeşitli elektronik cihazlara kullanılan yeniden doğrulabilir lityum pillerinin üretim üzerinde yoğunlaşıyor. Örneğin yeni bulunan bir başka yönetimle piller aynı aralıkla daha fazla enerji depolayabilecek ya da belli bir miktarda enerji daha hafif bir pillerle sağlanabilecek. Bunun yanında daha farklı ve kullanışlı piller üretmek için başka yöntemler de deneniliyor. Gördüğünüz gibi zaten şu an okurken bile 3 ve 4. Cümlenin yerlerini değiştirebileceğini anlayabiliyoruz. Çözüm tekniğine de istiyorsanız bakabiliriz. Cümle gir cümlesi olmaya uygunsa bu durum yeri değişmez demektir. Kaç seçenekte birinci cümle varsa o seçenekli eleyin çünkü bize yeri değişenleri sormuş, değişilmeyenler değil. Önce birinci cümlenin geri cümlesi olup olmadığını bulmalıyız. Birinci cümle geri cümlesi değilse birinci cümlenin yerini değiştirmesi gerektiğini gösterir. Bu durumda seçeneklerin hangisinde birinci cümle varsa bunları seçmelisiniz. Onları eliyoruz. Birinci cümle tek seçenekte ise cevap olarak o seçeneği işaretleyebilirsiniz. Bu sorunun seçeneklere bakıldığında birinci cümlenin seçeneklerde olmadığı görülecektir. Bu birinci cümlenin geri cümlesi olduğunu ve yerinin değişmeyeceğini demektir. O halde birinci cümlenin yeri değil de başka cümlenin yeri değiştirmelidir. Gelen sorularımıza dikkat edin. Birinci cümlede bir çalışmada söz edilmiş. İkinci cümlede bu çalışmanın devamı hakkında bilgi veriyor. Bu ikinci cümlenin de yer değiştirmeyeceğini göstermektedir. Bu durumda ikinci bir cümleyle ilgili olan seçenekleri elemelisiniz. Çünkü bu cümlenin de yeri değişemez. Yani A, B, C seçenekleri elenmiş olur. İşiniz daha kolaylaştı değil mi artık? Geriye kalan iki seçeneği de deneme yanılma yöntemiyle çözersiniz. Onun için 2 ve 3. Yani 3 ve 4. soruyu yerleri değişiyor. 41 paragrafın ikiye ayrılması. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Editör bir yayın evinin olmazsa olmazlarındandır. Yayınlanacak bir yapıtı düzenlemek, yayınlamak, hazırlamak ve yayınlamak gibi birçok işi ve işlevi var. Yazarın ve eserlerinin seçilmesinden nasıl yayınlanacağı değin, yayınları işinin bütün aşamalarını kapsayan zorlu bir iştir bu. Günümüzde editörlük yayıncılık alanında kurumsallaşmış işlerden yazarların çoğu editörün yaptığı işi küçümseyip onu yalnızca bir düzeltmen olarak algılıyor. Bu yüzden de editörlüğü böyle algılayan birçok yazarın yayınlanan kitaplarında yanlışlıklardan geçilmiyor. Şifremi, çözüm tekniğine bakalım. Şifremiz ana konuyu bakış açısından değiştiği yerden itibaren paragraf başı yapmalısı. Yani konunun başka bir boyuttan anlatıldığı bölüm yeni bir parçadır ve o bölümden itibaren parça ikiye bölünmelidir. Bu parçanın ilk üç cümlesinde editörlüğün zorlukları ve görevleri anlatılmaktadır. Ama dördüncü cümlede itibaren yazarların editörle bakış açısına değinilmiştir. Onun için cevabımız D şıkkı. Yani dördüncü. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.